Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerle parfüm, cilt bakımı, moda ve hayatın diğer tatlı zevkleriyle ilgili her şeyi paylaşıyorum. Bugünse sizlerle birlikte uzunca bir listemiz var. Bu listemizde designer parfümler var. Peki bu listenin özelliği nedir diye sorarsanız hemen söylüyorum. Şubat ayı içerisinde taşınacağım. Bu ne demek oluyor? Egemen koleksiyonlu bir gözden geçiriyor ve de elden geçiriyor. Bazı parfümleri çıkarıyor, bazı parfümleri elinde tutmaya devam ediyor. Bugünkü listedeki bu designer parfümler ise şu andan itibaren hayatımın sonuna kadar elimde tutacağım designer parfümlerinin içerisinde bulunduğu bir liste. 10 tane parfümle sınırlı tutmaya çalıştım bu listeyi fakat olmadı ama güzel bir liste hazırladım, düşündüm. Çünkü dediğim gibi taşınacağım için her şeyi öyle, ay bunu da çok seviyorum, buna da aşığım şeklinde, bunu da götürmeliyim şeklinde davranmıyorum. Onun yerine biraz kritik davrandım koleksiyonu elden geçirirken. Çünkü bazılarını da satmak istiyorum. Neden satmak istiyorum? Tamamen duygusal, para getirmesi için. Ve de bunu taşınmadan önce yapmak istiyorum ki yeni bir başlangıç olsun koleksiyon içinde. Bu nedenle designer parfümlerimi güzelce bir elekten geçirdim. Sıkı bir, delikleri küçük olan bir elekten geçirdim ve de bugünkü bu listeyi hazırladım. Tekrar söylüyorum, bugünden itibaren, bugün hangi gün? Bugün pazar. Pazar, hangi pazar? Pittsburgh'da, onu da hemen söylüyorum size. Saat 5.44, 16 Ocak 2022 pazar günündeyiz şu an ve de bu listedeki parfümler bugünden itibaren bence, ama biliyorsunuz insanlar değişiyor, hayatımın sonuna kadar elimde tutacağım designer parfümlerini konuşacağımız bir video. Evet, eğer sizler için seçtiğim ve de kendim için seçtiğim, hayatımın sonuna kadar kullanacağım diyorum bu parfümleri, merak ediyorsanız ne yapıyorsunuz? Biteceğinizi alabilirsiniz. Ben de aldım. Hatta videoya başlamadan gelin hep birlikte yudum alalım. Bugün yine kendime, hemen göstereyim size, çilekli bir protein shake getirdim. Bir önceki videoda Çağla'yı yaparken galiba keto shake içmiştik. Onu çok beğenmedim. Bu normal bildiğin anam babam usulü protein smoothie şeklinde satılan bir shake, çilekli. Güzel, çilekli süt gibi tadı da. Hafif ama kıvamı böyle biraz yoğun. Proteinden dolayı. Derseniz ki yok ben daha yeni bir şeyler içmiştim, biraz da böyle karnım gurulduyor gibi oldu, acıkır gibi oldum diyorsanız, gayet kolay atıştırmalık bir şeyler alabilirsiniz. Çıkıp gelin, beni yine burada bulun. Ay kaç tane parfüm var bilmiyorum, saymadım ama videoya başlamadan sayalım. Hatta hemen de videomuza başlayalım. Evet. Evet, bir yudum daha protein shake'imden aldım ve de hemen listeye geçmeden gelin şu parfümleri bir sayayım. 1, 3, 6, yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Galiba 14 tane parfüm var. Bilmiyorum, parfümlerin resimlerini ekrana koymayacağım. Neden koymayacağım? Hemen size söylüyorum. Çünkü bu parfümleri ben hayatımın sonuna kadar elimde tutacağım için bir zahmet şişeli elimde tutuyorum. Şişeli. Onun için parfümlerin isimlerini de yazmıyorum. Hepsi, çünkü neden biliyor musunuz? Aşağıdaki description box'ta olacak. Aynı zamanda yapabilirsem de timestamp'lerini, zaman dilimlerini de sol tarafında yazmaya çalışacağım parfümlerin isimlerinin yanında. Eğer herhangi bir şekilde telaffuzunu anlamadığınız bir parfüm olursa ya da tekrar bu videoyu izledikten sonra birkaç ay sonra geri dönmek istediğinizde direkt o parfümü izlemek istiyorsanız aşağıdaki description box, yani açıklamalar kutucuğuna gidebilirsiniz ve de o parfümü bulup yanındaki timestamp, zaman bölümüne tıklayabilirsiniz. YouTube direkt olarak sizi o bölgeye götürecek. Ne çok çalışıyor YouTube bizim için. Baksanıza. Evet, şimdi. Wow. Yani taşınacağım, biliyor musunuz? Gelin biraz da sohbet edelim. Madem bugün buraya oturduk. Felaket yine sıkıcı bir pazar günündeyiz. Hava felaket gri. Karardı zaten. Griydi, karardı. Hiçbir zaman aydınlanmadı. Kar yağıyor, soğuk. Artık bu videoyu çektikten sonra İngilizcesini çekerim. Ondan sonra da ne yaparım hiçbir bilgim yok. Biraz da gelin böyle eğlenelim hatta.
Taşınacağım için koleksiyonuma şöyle bir uzaktan baktım. Sonra şöyle bir de yakından baktım. Dedim hangi parfümleri satıyorum? Dedim hangi parfümler benimle birlikte geliyor? Şöyle bir oturalım. Defterleri, kitapları açalım. Bir muhakemesini yapalım istedim ve de bunu ilk olarak designer parfümlerimle yaptım. Çünkü elimde bence designer'a nazaran niş parfümleri daha fazla. Ve de hep böyle sevdiğim ve de ya da Marie Kondo diyor ya, bunu elime aldığımda bu beni mutluluk uyandırır, mutlu eder mi? Mutluluk uyandıran bir parfüm mü? Şeklinde düşünmeye çalıştım. Ve de aynı zamanda biliyorsunuz ben parfümlerin böyle sürekli koklamak isteyeceğiniz şeklinde addictive, yani bağımlılık yapıcı olmalarını seviyorum. Onu da göz önüne bulundurdum ve de listemi hazırladım. Listemizde bir tane celebrity parfüm göstereceğim. Onu da designer olarak bir listeye attım. Ama gerisi tamamıyla pure designer, tasarımcı kokular. İlk olarak da size tabii ki de bu listede zaten herkesin olmasını beklediği bir parfümden bahsediyorum. Bu parfüm Christian Dior Eau Intense. Benim hayatımda en çok şişesini aldığım, bitirdiğim, kullandığım ve tekrardan satın aldığım parfüm kendisi oluyor. Avrupa yıllarımda kullanmıştım, Amerika'da kullandım. Şu an hala elimde var. Bu parfümden daha önce bahsettim. Pudralı parfümler videomda bahsettim. Erkeklere önerdiğim parfümler videomda bahsettim. Bunun çok iyi bir insan parfümü olduğunu ve de kadın erkek hermafrodit herkese çok uygun olabileceğini söyledim. Çok güzel kokuyor. François Dumachy şu an emekli oldu. Yerine Francis Coquelin geçiyor. Hayatında yaptığı en iyi şey bence, en iyi parfümü. Zaten bence bizim dünyamızda, gezegenimizde şu ana kadar yapılan en iyi parfümlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çok güzel kokuyor. Ve de benimle birlikte her zaman olacak olan bir parfüm. Belki böyle biraz ucuza eski versiyonunu bulursam ya da Le Parfum versiyonunu bulursam onları da alabilirim. Hatta kutuları açmadan şöyle dolabımda saklayabilirim diye düşünüyorum. Listemizin ilk parfümü buradaydı. Christian Dior Eau Intense. Mükemmel bir parfüm ve benimle birlikte her zaman olacak. Bir diğer designer parfümü konuşacağımız bugün bir gül, patchouli, deri ve şifre dokunuşları olan ve neredeyse yani designer da kendine yer edinmiş, discontinue edilmiş, yer edinmiş kullanıldı. Biz de satın aldık ama şu an bildiğim kadarıyla discontinue edilen bir parfüm. Bu parfüm kesinlikle zaten niş kokuyor bana sorarsanız. Gül, patchouli, kurşun kalem kokusu ve şifreli ve de bu Bottega Veneta'nın klasik parfümünün dokunuşlarını taşıyan bir parfüm bu parfüm. Bu parfümün adını hemen size söylüyorum. Bottega Veneta Eau de Velours, bir gül parfümü. Eğer Bottega Veneta'yı beğeniyorsanız, klasik olanını, antans olanını beğeniyorsanız bence buna da kesinlikle bakmalısınız. Performansı çok 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 güzel olan bir parfüm. Ben bunu her zaman böyle bir ikilemde kalmıştım. Yani ben bunu elimde tutmalı mıyım yoksa Bottega Veneta'nın klasiğine mi dönmeliyim şeklinde derken zaman ilerledi ve ben bunu hep kendimi kullanırken buldum. Instagram'da falan da paylaştım. Ben dedim ki ben bu parfümü seviyorum. Bu parfüm niş kokuyor, bu parfüm olgun kokuyor, bu parfüm lüks ve rafine kokuyor. Çok da güzel kokuyor bence. Gül parfümü aynı zamanda. Kazaklarınızda kuruluşu da çok güzel. Aynı zamanda teninizdeki performansı da gayet yeterli buluyorum. Eğer önünüze gelirse, yani bunu tabii ki de tutup bir kantin kaşarlarım, amfi kaşarlarımın almasına gerek yok. Hani belki onlar için çok böyle heyecanlı bir ne denir? Titreşimler sağlamayacak bir parfümdür bu. Ama benim gibi 35 yaş üzeri ya da artık bilmiyorum 0-100 yaş arası bilmiyorum neyse. Önerdiğim bir parfüm. Çok güzel bir designer parfüm. Niş gibi kokan bir designer parfüm. Şifre de kokuyor. Gül de kokuyor. Patchouli de kokuyor. Leather. Deri dokunuşları da var. Performansı da güzel diyor. Evet, şimdi listemizdeki üçüncü parfüme geçeceğiz. Üçüncü parfüme geçmeden önce bir yudum almak istiyorum çünkü biraz boğazım kurur gibi oldu biliyor musunuz? Sürekli bu forced air. Biz ısınırken burada apartmanımızda dışarı hava üfleyen bir şey var.
evimizde ve sürekli sıcak hava üflüyor. Bu Amerika'da yaygın olan bir şey ve bu böyle olduğu zaman hepimiz kuruyoruz, biliyor musunuz? Yüzümüz kuruyor, boğazımız kuruyor, sesimiz kısılmaya başlıyor. Ondan dolayı protein shake'imden bir yudum daha aldım ve de listemizin 3. parfümüne geçtim. Bu parfüm Guerlain markasından gelecek. Guerlain markasının bu parfümün ismi Mon Exclusive. Şimdi biliyorsunuz ben Mon Guerlain'ı seviyorum. Mon Guerlain'a ait özel bir video yaptım. Siz de bu listeye bakıp yani ben şimdi Mon Exclusive'i nereden bulacağım? Elinde olanlar dünyanın parasını istiyor. Ben de Mon'u tutmalıyım derseniz hayatımın sonuna kadar ben bunu da destekliyorum. Çünkü bildiğiniz gibi ben Mon'u beğeniyorum. Ama şunu söylememiz gerekiyor ki Mon'da da, Mon Exclusive'de de, Mon Antans'ta da, diğerlerinde de ciddi bir şekilde performans sorunu var. Zaten benim yıllar içerisinde Guerlain'dan uzaklaşmamın nedeni Guerlain'ın performansı çok düşük olmasından dolayı. Yani Guerlain bazı parfümlerinde özellikle bu La Matière neyse bu özel serisindeki parfümler yani inanılmaz uçucu ve çok çok sıvı buluyorum. Yani sıvı, hepsi sıvı da yani çok seyreltilmiş buluyorum. Neyse, Guerlain konusunda biliyorsunuz. Hani performans konusunda benim notum çok düşük ama her zaman söylediğim gibi Guerlain da Chanel gibi kötü kokan parfüm yapmaz. Ama bu parfüm burada çok güzel kokan bir parfüm. Burada Mon DNA'sını hissedeceğiniz gibi Guerlain vanilyasının üzerine bir de böyle tofiler, gohman dokunuşlar, şekerler, tereyağlar, böyle pankekler şeklinde bir olay yaratmış durumda. Ben bu parfümü çok beğeniyorum. Bu parfüm benimle birlikte hayatımın sonuna kadar gelecek olan bir parfüm. Bence performansı yine çok iyi olmamakla birlikte Mon Eau de Parfum ve de Mon Intense Eau de Parfum'dan biraz daha güzel. Bilmiyorum, o benim için bir yanılsama da olabilir. Ama şunu size söylemek istiyorum. Guerlain'la ilgileniyorsanız, Mon'u beğeniyorsanız ve de benim kanalımı belli bir süreden beri izlemekteyseniz ve de benim burada size sunduğum taste level'ı size paralel geliyorsa ve de önünüze uygun fiyatlı bir şişe olan bu Mon uygun fiyatta gelirse bu şişe Mon Exclusive, bence kör alış yapabilirsiniz. Bu parfüm değerli bir parfüm. Bu parfüm özel bir parfüm. Güzel kokan bir parfüm. Parfümün Guerlain'ın parfümü bu ve de iyi olarak hazırlanmış bir parfüm. 2015'te Thierry Vasser tarafından bildiğim kadarıyla. Ben bunu öneriyorum gözüm kapalı olarak ve de ben bunu uzun süreler hayatımda tutacağım. Çok da fazla sıkmak istemiyorum çünkü bitmesini de istemiyorum. 50 mililitre şeklinde geliyor. Bu arada çok güzel kokuyor. Bir not daha. Bence bu parfüm Lancôme Levant Trianon'dan da daha iyi kokuyor. Evet. Şimdi benim için duygusal olarak anlamlı bir parfüme geçiyoruz. Bu parfüm discontinue edilmiş bir parfüm. Fakat ben bunu utanmadan burada göstereceğim ve de çok güzel bir şekilde öveceğim. Canınızı çektireceğim. Çünkü neden? Bu liste benim listem ve de bu listeyi ben hayatımın sonuna kadar tutuyorum bildiğiniz gibi. Bu parfümün adı Silver Rain. Bu parfüm La Prairie. Cilt bakımı markasından geliyor. Eskiden La Prairie, ben Avrupa'dayken parfüm de yapardı. La Prairie'nin bu Thread serisi de vardı. Ruby Thread, Emerald Thread, neyse onları da denemiştim ben ama onların hiçbirisini satın almamıştım. Fakat iki tane parfüm var ki bunlar ilk parfümleri. Silver Rain ve de Midnight Rain. Şimdi şu an elimdeki parfüm Silver Rain. Bakın ben bunu size göstereyim. Bu 50 mililitre şeklinde bir eau de parfum. Ben bundan bir şişe daha önce hayatımda bitirdim. Fakat ben bu şişeyi bitirdiğimde Avrupa'da, ben dünyada parfümlerin discontinue edildiği ya da parfüm bir gün parfüm toplayacağım ya da oturup burada bir gün parfüm YouTube açacağım ya da parfümlere daha fazla hayatımda değer yükleyeceğimi aklıma getirmemiştim. Onun için kullandım, attım. Aynı şekilde aynısını Midnight Rain'e de yaptım. Hatta Midnight Rain'i bir arkadaşım da satın almıştı Almanya'da gidip gelirken Duty Free'den. Ondan sonra ben tabii ki de böyle bu parfümlere olan ilgimin de büyümesiyle ve de eskiden yaptıklarımı düşündüğümde ay dedim yani benim elimde anneme eşcinsel olduğumu söylediğimde kullandığım şişe olan bu La Prairie Silver Rain olmaması gibi bir durum olabilir mi? Olmaz dedim ve de ben bunu satın aldım. Şimdi ben bunu normalde ki satış fiyatının üstüne aldım. Çünkü discontinued, delist olan her parfümün üzerine
fiyatlar ekleniyor. Bu bir fruçuli parfümü olarak görebilirsiniz. Bunu bir meyveli, ferah, şekerli ve de hafif böyle miskli, odunsu, çiçekli bir patchouli parfümü olarak düşünebilirsiniz. Bu kendine özel bir parfüm. Bu parfümdeki meyvelerde böyle böğürtlen ve elma havasını alacaksınız. Bu elma ve böğürtlenin tahtalarla ve patchouli ile birlikte açtığı ilk dokunuş temiz topraklara, böyle temiz günlerde yağan, böyle güneşli havada yağan, yağmurun verdiği bu ferahlılığı, bu böyle bir sürekli içinize çekme isteğini yaratan bir parfüm. Ben bu nedenden dolayı Silver Rain'i zaten ismiyle çok alakadar buluyorum. Aynı zamanda parfüm koruyuşa geçtikten sonra ise böyle tatlılaşıyor gibi, çok hoş bir hal alıyor. Ve de dediğim gibi parfüm çok iyi yaratılmış bir parfüm olduğu için harman çok muntazam. Yani hani hiçbir zaman şu nota çıktı, bu nota çıktı değil şeklinde değil, ama böyle meyveler yağdı. Böyle yani patchouli, topraklı, yağmurlu bir hava alıyorsunuz. Parfüm feminen bir parfüm. Parfüm ama bence kadın, erkek, hermafrodit, herkesin vücudunda çok güzel kalacak bir parfüm. 4 ile 6 saat arası bir performans sergileyecektir sizler için. Hatta gelin şöyle bir fıs sıkayım, çünkü böyle çok canımı çektirdi şu an. Hatta iki sık sıktım. Yani çok güzel kokuyor. İnanılmaz bir parfüm. Yani çoğu şu an bunun gibi parfüm piyasada bence yok. Bulabiliyorsanız direkt elinizde, hele bir de benim zevklerime güveniyorsanız ben buradan size söylüyorum. Blind buy yapabilirsiniz. Parfüm harika kokuyor. Ve de aynı zamanda Midnight Rain. Midnight Rain burada biraz Midnight Rain'de ne yapıyor biliyor musunuz? Meyveleri biraz daha olgunlaştırıyor. Sanki biraz daha böyle bir odunsulaştırıyor, maskı yapıyor. Mask, odun ve meyveleri biraz buruklaştırarak çok çok iyi bir parfüm yapıyor Midnight Rain'de. Ben bütçelerimi toparladığımda ve bu Noba'yı bitirdiğimde de Midnight Rain'i de koleksiyonuma katmak istiyorum. Ve de her zaman olduğu gibi bu yağmur damlaları benimle birlikte hayatımın sonuna kadar geliyor olacak. Evet, şimdi yani çok iyi kokuyor, haberiniz ola. Buradan ben size söylüyorum, La Prairie Silver Rain Eau de Parfum satın alabilirsiniz. Çok iyi bir parfüm. Alien'dan bahsedeceğiz. Thierry Mugler Alien'dan. Şu an iki tane şişeyi getirdim. 30 mililitrelik bir şişem var. Aynı zamanda eski formülasyon iki tane 60 mililitrelik şişelerim var. Aynı zamanda bir de 60 mililitre Essence Absolue vanilya parfümü olan Alien var. Ve de buna ek olarak şu an size göstereceğim parfüm, ki yine yedekleyip kutusunu açmamayı düşündüm, Alien Mirage. Alien Mirage bence çok iyi bir Alien flankerı. Ne kadar iyi bir flanker ki böyle mineral notaları, akuatik şeyleri bile bana sevdirebildi. Yaza muhteşem gidebilecek bir parfüm. Yani bence bu Mirage flankerı değeri anlaşılamadı. Böyle çıktı gibi oldu. Millet aldı gibi oldu. Almadı gibi oldu. Bilmiyorum. Fakat ben bunu kullandım da sonra dedim ki ben bunu çok fazla kullanmak istemiyorum. Parfüm çok güzel kokuyor bana. Bence parfüm Hermes'in bütün bahçelerinden kat kat daha iyi kokuyor. Bence o bir sürü Jo Malone, Hermes'in bahçeleri, Byredo'nun böyle yaza doğru yaza uygun olarak sunduğu parfümlerin hepsini donunda sallayacak bir parfüm. Akuatik mineral dokunuşları hissedeceğiniz bir parfüm. Ben size bir de bir şey söyleyeyim mi? Bu herkesin dilinde olan ve benim bir synthetic mass, laboratuvar atığı olarak nitelendirdiğim Ganymede'in de bence içindeki o metalik notaların, o kağıt tarzı şeylerin de çok güzel hissedildiği ama o kadar dozunda, o kadar sensüel olarak ayarlandığı bir parfüm ki Alien Mirage, bakmanızı öneriyorum. Ben açıkçası bunun da söylüyorum, kutusunu alıp açmayıp benimle birlikte hayatımın sonuna kadar götürmeyi düşünüyorum. Evet, şimdi yine böyle çiçeksi, ferah kokan parfümlerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ben o tarz parfümlere çok sıcak bakmıyorum hayatımda. Hani zaten mesela hayatınızın parfümü Dolce & Gabbana Light Blue ise benim kanalımı izlemeye devam ediniz. Çünkü eğleniyoruz, sohbet ediyoruz ki da işte sizlerin yorumlarını alıyorum aşağıda. Fakat benim size önereceğim parfümler sizi üzer.
Benim önereceğim parfümler sizin canınızı sıkar ve almamalısınız. Siz Dolce & Gabbana Light Blue şeklinde devam etmelisiniz. Fakat ben de ferah parfümler kullanmayı seviyorum. Ben de yazın parfümler kullanmayı seviyorum. Ben de elimde 4 mevsiminde kullanabileceğim çiçeksi, hafif böyle doğa kokularını atıfta bulunan parfümlerin olmasını istiyorum. Ve de bunlardan ikisi bence mükemmel parfümler. İkisi de Balenciaga'dan gelecek. Bunlardan ilki Balenciaga Flora Botanica bir gül parfümüdür. Yeşil gül parfümü, hafif naneli, otlu, performansı çok güzel olan bir parfümdür. Aynı zamanda bu bütün ot, dış doğa, outdoor olaylarını yaparken de bir insan parfümü olduğunu hiçbir zaman unutmayan, sensualiteden hiçbir zaman uzaklaşmayan, ne gibi? Hermes'in bahçeleri gibi böyle tamamen oda kokusuna dönmeyen bir parfümdür. Her mevsimde kullanabilirsiniz. Sonbahar kışta kullanabilirsiniz. Çok güzel böyle keskinlik verebilir kışın soğuk havalarda. Yazın da çok güzel gidiyor. Benim tercihim bu ikisi arasında her zaman Balenciaga Rosa Botanica olacaktır. Rosa Botanica şu an için discontinue edilmiş bir parfüm. Bende bunun açılmamış bir tane şişesi daha var. Daha buruk, böyle daha sanki daha sanki weed kokuyor. Esra otu kokusu bunda daha çok var gibi. Hafif bir ekşilik de alıyorum. Gülü çok güzel alıyorum ben buna. Bir güven böyle bir... Ay çok hoş. Bu Rosa Botanica anlatılmaz koklanır. Öyle bir parfüm bence. Performansı Flora Botanica'ya göre daha düşük olan bir parfüm. Fakat inanılmaz kokuyor. Yani çok 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 güzel bir parfüm. Bence Balenciaga'nın en iyi işi bu. Kesinlikle öneriyorum. %100. Eğer bana güveniyorsanız, egemen gül parfümlerinde olayı yapar diyorsanız bence bu ikisine de mutlaka bakmalısınız. Şimdi bu elimdeki 50 mililitrelik ve de gördüğünüz gibi azalıyor da. Belki bunun da ben böyle bir 100 ml'ini alıp açmadan saklamaya devam etmeliyim. Bunun bir tanesi var zaten. Bunu kullanıyorum. Neden derseniz düşürdüğümde camın şurası kırıldı. Ve açıkçası ben bu parfümü kullanıp bitirip bunu atmayı düşünüyorum. Çünkü bunun da böyle bir güven problemi yaratıp etrafı kesmesinden falan da korkuyorum. Rosa Botanica ve Flora Botanica dedim. Evet, şimdi wow, güzel ilerliyoruz. 22 dakika olmuş. Bakıyorum şöyle bir. Harika. Şimdi yolumuza devam ettiğimizde yine Thierry Mugler olacak. Ve de birçoğunuz bu parfümü tahmin edeceksiniz. Angel'dan bahsedeceğim size. Şu an size Angel'ın bu siyah şişede olan Glorama, neyse bilmiyorum ismini yazayım olmazsa, bu eski versiyonlarından ve de çok çok ciddi bir şekilde topraksı, kirli bir paçuli ile pamuk şeker ve çikolatanın birleştirildiği bir Angel parfümü bu. Yani neden bahsediyorum burada? Thierry Mugler olarak, yani L'Oreal'e geçmeden önceki Angel'ın Eau de Parfum'undan bahsediyorum. Ben çok beğeniyorum. Çok güzel bir parfüm bence. Erkeklere de çok yakışan bir parfüm. Özellikle bakın şimdi kadınlar bunu kullandı 95-96'dan bu yana. Dolmuşlara bindiler. Ankara'da Bahçeliler'de dolaştılar. Cahtır cürttür. Zamanını saldı. Biliyor musunuz? Şimdi bakın gelin erkekler, elinizde eski versiyon Angel Eau de Parfum alın ve de sıkın. O kadar güzel kokacaksınız ki. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bende bunun bu komet şeklindeki Eau de Toilette yok. Ve ben onu da almak istiyorum. Onu da alıp koleksiyonuma katmak istiyorum. Ve ben de biliyorsunuz ki Angel Extrait de Parfum var. Metamorphose koleksiyonundan çıkan. Onu da çok beğeniyorum. Böyle yağlı, buralarıma dab etmeyi, dokundurmayı. Yani Angel zaten çok güzel. Angel'la ilgili özel bir video yapmıştım. Herhalde bana yani hani Angel'ın hangisi olursa olsun her zaman beğeneceğim. Angel'dan bahsederken bir de Angel Muse'dan bahsedeyim size. Angel Muse da bu şekilde böyle. Burada bir fitil gibi bir şey var. Burada da böyle bir anal trainer şeklinde düşünebilirsiniz. Bu Eau de Parfum. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Bildiğiniz gibi ben no buy'daydım. Fakat bana arkadaşım dedi ki, aa bu böyle çıktı. Dur bakayım. Niye böyle oldu ya? Bunun burasının yapışkanını herhalde tekrar yapmam gerekecek. Okey. Angel Muse Eau de Parfum ve Eau de Toilette L'Oreal ile birlikte discontinue.
edilmiş. Onun için ben 90 mililitre şu büyük boy olan bu 90 mı 100? 100 mililitre bu büyük anal trainer olan Angel Muse Eau de Parfum'u aldım. Paketini de açmadan koydum. O öyle, öyle yedeklendi. Bu benim elimdeki 30 mililitrelik fitil gibi olan. Bunu da bakın bayağı kullandım. Yani çok güzel kokuyor. Bunun zaten kuruyuşundaki bu. Bakın ne oldu görüyor musunuz? Bu kapağının kısmının içerisindeki yapışkanı tutma gücü azaldı. Anladığım kadarıyla. Yani çok büyük bir problem değil. Sadece benim buraya biraz daha uhu döküp bunu sıkıca yapıştırmam gerekiyor ki her zaman kapatıp açtığımda burada kalmasın. Neyse bu da böyle oldu. Çikolata, Nutella, patchouli kokuyor. Aynı zamanda vetiverin de kuruyuşunda verdiği bu heady, addictiveness böyle baş döndüren bağımlılık yapıcı etkilerini de çok rahat bir şekilde gördüğümüz bir parfüm. Parfüm çok güzel bir parfüm. Quantum Biche'in en iyi işlerinden bir tanesi. Bence yani mükemmel bir parfüm. Performansı da çok güzel. Angel Muse Eau de Parfum. Aynı zamanda bunun biraz daha böyle meyvelenmesini, patchouli'nin biraz daha azaltılmasını, performansının biraz daha düşmesini, ferahlaşmasını ve de yaza ve de ilkbahara daha uygun olmasını isterseniz de wow, size hafif de böyle tropikal dokunuşlar versin isterseniz Angel Muse Eau de Tuvalete bakabilirsiniz. Harika, harika kokuyor. Evet, şimdi burada bu çikolata, patchouli, hafif kakaolu, kahveli dokunuşlar derken size araya bir tane woo diye celebrity parfümü sokmak istiyorum. Rihanna'nın Rebel isimli parfümü. Bundan daha önce bahsetmiştim. Bu parfüm en iyi celebrity parfümü benim için. Hands down, hats off. Ben bundan önce en iyi celebrity parfümün Sarah Jessica Parker Stash olduğunu iddia ediyordum. O laflarımı çatal bıçak çıkardım, güzelce yedim yuttum ve de onu elimden çıkardım. Çünkü artık elimde şişesini sıkması çok zor olan büyük boy böyle bir Rebel var Rihanna'nın. Angel Muse Eau de Parfum ile arasında çeşitli bağlantılar sezebilirsiniz. Ben ikisini de ayrı seviyorum. Performansı mükemmel. Performansı bunları neden bu kadar iyi sizce sence derseniz içerisindeki bence tabanında konulan patchouli'den dolayı. Aynı eski formülasyon Angel Eau de Parfum'da olduğu gibi kaliteli kullanılan yoğun patchouli'ler parfümlerin performansını bir hali arttırıyor ki de bu olay zaten benim onları sevmeme neden oluyor. Harika bir gurman parfüm. Benimim diyen, işte benim, buyum diyen Sergio'nun meyveli, sirkeli, çikolatalı tatlı gurmanlarıyla yarışacak bir parfüm. Bunu alıp Sergio şişesine koyduğunuzda niş diye insanlara $200 satabileceğiniz bir parfüm. Ben çok beğeniyorum, öneriyorum. Fiyatı da çok uygun. Benimle birlikte de bu uzun süreler bizimle beraber olacak. Evet. Wow. Son 4 parfüme gelmiş bulunuyoruz. Araya hemen bir Louis Vuitton koymak istiyorum. Louis Vuitton bir designer. Evet. Ve de elimde sadece bir tane Louis Vuitton parfümü var. Bu Louis Vuitton parfümünü bu sene Ağustos ayında Soho. Manhattan Soho'daki Louis Vuitton mağazasından satın almıştım. Ben bu parfüme gözümü çok çok öncelerden dikmiştim. Fakat parfüm discontinue olmuştu. Ve de ben hiçbir zaman Louis Vuitton'un parfümlerini böyle her zaman sürekli mağazaya gidip dener şekilde olmamıştım. Fakat bu parfüm benim için her zaman aklımın bir köşesindeydi. Ve de bu parfüm kesinlikle bakılacak, denenecek denmişti. Bir tüberoz parfümü, bir deri parfümü, böyle beyaz çiçekli deri gibi, manolyel gibi ilginç bir parfüm. Bu parfümden ben daha önce bahsettim. Bu parfümü bence 200 mililitrelik bir boyu var. Bu parfüm Louis Vuitton Turbulence. Şimdi bu parfüm discontinue oldu. Fifth Avenue'daki Apple Store'un yanındaki Fifth Avenue'daki Louis Vuitton'a gittim. Dedim ki ben Louis Vuitton parfümlerinden Turbulence'u satın almak istiyorum. Covid olduğu için tabii direkt olarak mağazayı satın almıyor. Elinde iPad ile birlikte bir kişi bekliyor. Dedi ki bizim mağazamızda yok. Ben dedim ki evet zaten hani internet sitenizde de yok. Çünkü Turbulence discontinue edildi. Üretimden kalktı. Fakat ben şansımı zorlamak istiyorum. Kız baktı bir şeyler yaptı. Aa dedi, Soho'daki mağazamızda iki tane olduğu gözüküyor dedi.
Egemen ne yaptı? Hemen köstebek gibi metroya indi ve de Upper East Side'dan Soho'ya gitti ve de Louis Vuitton mağazasına girdi. Kadın geldi, dedi ki bundan elimizde iki tane var dedi. Ve de elimizde iki tane olan boy 200 mililitre dedi. Şimdi biliyorsunuz ben parfümleri çok büyük boy almaya böyle çok sıcak bakmam. Ama ben bu parfümü istediğimi de biliyorum. Onun için dedim ki tamam ayol, getir 200 ml alıyorum. Dedi ki isminizi yazabiliriz, personalization yapabiliriz, engraving yapabiliriz. Hayır dedim, yapmayın çünkü hani ileride satmak istersen benim ismim parfümde olmasın. Ne satması ayol? Dalga mı geçiyorsun? Harika bir parfüm. Yani wow, Jacques Cavalier galiba Louis Vuitton'un parfümlerini yapmış. Ne yaptın anacığım? Ne yaptın babacığım ya? Of, mükemmel bir parfüm bu. Yani bakın azaldı. Birkaç arkadaşıma dekant da gönderdim. Bana sorarsanız bence ben o Soho mağazasında olan ikinci ve sonuncu olan Amerika'daki Hold Em Nation'daki bu Türk Blancs'ı da satın almalıydım. Parfüm mükemmel kokuyor. Yani parfümün üzerine söyleyecek hiçbir şey yok. 10 Taksim 10. Bulursanız elinizi yapıştırabilirsiniz. Bence Louis Vuitton'un en iyi parfümü. Zaten Louis Vuitton'un portfolyosundaki bir kısım aynı Hermès'in bahçeleri gibi tamamıyla oda kokusu benim için. Bir kısmı ise güzel, udlu, mudlu ama hani onlar hiçbir zaman böyle yerimden kaldırıp haydi hoppa gidiyoruz şeklinde yapmadı. Ta ki bu Tüh Blancs gelene kadar. İnanılmaz. Evet, bir sonraki parfümümüz Chanel. Chanel'den gelecek. Chanel ile ilgili videolarımı izlediniz mi? İzlemediniz mi? Bütün Chanel'in Les Exclusives serisiyle ilgili bir satın alım rehberi aldım. Size her şeyi çat çat söyledim. Aynı zamanda kokularla ilgili konuştum. Aynı zamanda en çok sevdiğim 3 tane Chanel parfümüyle ilgili konuştum. Tabii ki o videoları izleyenler bilecektir. Şu anki Egemen size Numéro 19, number 19, 19 numara Eau de Parfum gösterecek. Çok güzel bir parfüm. Bence unisex bir parfüm. Yaza kışa her zaman çok güzel gidecek bir parfüm. Poudre olanı varsa elinizde ikisini çok güzel layer edebileceğiniz bir parfüm. Bunun performansı pudra olandan daha iyi olduğu için ben bunu seçtim ve bununla yoluma devam ediyorum. Ama number 19, Numéro 19 Poudre de gayet güzel bir parfüm. Benim Chanel'den seçimlerim biliyorsunuz bayağı kısıtlı. Elimde Le Lion de Chanel var. Aynı zamanda Cuir de Hussy çok seviyorum. Bois de Zil'i çok seviyorum. Sycamore'u asla üzerimde koklayamayacağınız halde herkese gözüm kapalı öneriyorum. Çok güzel bir parfüm. Bu videoyu şu zamana kadar izleyen erkekler, ben de Chanel kokmalıyım ama aynı zamanda yani maskülenliği de elimden bırakmayın, ferahlığı da elimden bırakmayın. Aynı zamanda çok da böyle yaklaşılabilir, çekici olayım diyorsanız bence Chanel Cuir de Hussy ve de Sycamore'u mutlaka ve mutlaka tezgahınızın üzerine almalısınız. Ben ise tezgahımın üzerinde hayatımın sonuna kadar number 19, 19 numarayı götürüyorum. Aynı zamanda Cuir de Hussy'yi de satın alabilirim. Onu da size söyleyeyim. Evet, son iki parfüme gelmiş bulunuyoruz. Bir başka designer, Louis Vuitton dedik, Chanel dedik, Dior dedik, Gucci nerede? Gucci de burada ama Gucci Tom Ford olarak burada. Tom Ford uzun yıllar Gucci'de çalışmış bir designer'dır. Tom Ford Amerikalıdır. Tom Ford American Perfumery'yi temsil ediyor şu an parfüm dünyasında. Birçok güzel parfümü var fakat benim için hayatımın sonuna kadar tutacağım Tom Ford parfümü Santal Blush'tır. Santal Blush çok 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 iyi bir sandalwood parfümü. Baharatlı dokunuşları var. Aynı zamanda denizde kaldıkça da böyle hafif masksı, hafif tersi, seksi bir kokuya da dönen bir parfüm. İnanılmaz bir parfüm. Benim en beğendiğim Tom Ford Santal Blush net olarak bence tamamıyla unisex bir parfüm. Evet belki biraz hani bu da böyle bir oda kokusu mu gibi kokuyor diyebilirsiniz ilk başta sıktığınızda ama teninizle bütünleştiğinizde o tende yarattığı hafif kirli ten kokusuyla birlikte gelen bu
Sandalwood, kremsilik, hafif böyle baharatlılık, hafif böyle tropik çiçeksilik sanki inanılmaz bir hal alıyor. Şu an elimde Tom Ford'un özel serisinden sadece iki tane parfüm var. Bir tanesi her zaman benimle olmaya birlikte devam edecek olan Santa Blush. Diğeri ise çok çok beğenmeye başladım. Tuberose Nu, ki ondan da Tuberose parfümleri videomda bahsetmiştim. Ayrıca o parfümün bir de özel, kendine özel bir videosu var kanalda. Evet. Son parfüme gelmiş bulunuyoruz. Şöyle bir listemize baktığımda hiç oud yapmadık. Oudsuz egemen olur mu derseniz olmaz. Hayatımın sonuna kadar bir de oud tutacağım designer olarak. Cevabını bence birçoğunuz çok rahat bir şekilde tahmin edebileceksiniz. Bir gül, vanilya ve oud kombinasyonuyla geliyorum. Bir gül, oud, vanilya kombinasyonuna geldiğimde gülü ne yapıyorum? Çok 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 azaltıyorum. Nerede hissedilemez yapıyorum. Ama vanilyayı da pralinle yer değiştiriyorum. Pralin şekerliliğiyle birlikte oud'u kombine ediyorum ve de Lancôme Oud Bouquet diyorum. Kendisi burada. Çok hoş bir parfüm. Yazın da çok güzel kullanabilecek bir oud parfümü. Herkese önerebileceğim bir parfüm. Geniş şişesini bulursanız da olur. Direkt alabilirsiniz. Bence Lancôme'un en iyi parfümü. Yani bana kendimi en iyi hissettiren Lancôme parfümü, ki daha birçok güzel Lancôme parfüm var koleksiyonumda. Ama şöyle bir baktım. Designer dünyasında hangi parfümü hayatımın sonuna kadar tutacağım dediğimde cevap Lancôme Oud Bouquet olacak. Bu listeye bir tane parfüm koymadım ki, çünkü onu elimden çıkarttım. Fakat onu da çok uzun yıllar boyunca kullandım. Avrupa'da sıktım ve de çok anılar biriktirdiğim bir parfüm. O parfüm Sisley Suave de Lune. Suave de Lune, Sisley'in bence en iyi parfümü. Dominique Ropion'un en iyi işlerinden bir tanesi. Portakallı, ballı, şifreli bir parfüm. Şifreli parfüm değil, şifre parfümü. Onu mutlaka denemelisiniz. Ondan daha önce kanalda bahsetmiştim. En sevdiğim parfümlerde yaz değil, sonbahar kış olarak. Ama onu her zaman kullanabilirsiniz. Ondan da hani şöyle bir ne denir? Onur ödülü şeklinde bahsetmek istedim. Elime tekrar geçebilir, alabilirim. Fakat hani onu şu an elimden çıkarttığım için nitekim, yani doğal olarak bu listede kendine yer edinemedi. Evet. Sizlerin vazgeçemediği designer parfümler neler? Aşağıda cevaplarınızı bekliyorum. Şu designer parfüm ömrümün sonuna kadar hastanede yoğun bakımda bile sıkacağım dediğiniz designer parfüm hangisi? Bana aşağıda yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Benimle birlikte 37 dakika 39 saniye geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Bir ara YouTube'da sanki bir düzensizlikler olacak. Sanki her hafta yükleyemeyecek gibi olacağım gibi, ama tam emin de değilim taşınacağımdan dolayı. Ama eğlenceli şeyler bizleri bekliyor. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. Yorumlarınızı okuyorum. Beğendiğim yorumları hatta Instagram'da story yapıyorum. Günümü güzelleştiriyorlar. Enerjinizi alıyorum. Aynı şekilde ben de sizlere çok iyi enerjiler gönderiyorum. Haftaya görüşüyoruz. Hoşça kalın.